Bu ülkede içili çocuklar tutukluysa Beyza diye bir genç kızımız o Hiç kedili ediliyorsa. bulabilir misiniz fotoğrafını bilmiyorum. Cezaevinde ya kızacağız. Boğaz içi dayanışma e, sosyal medya hesabı ne o yönetiyor diye Yönetse ne olur ayrıca tamam. Bir de değil. Yani kız bir zamanlar o hesapla ilgiliymiş artık değil. Beyza içeride Gencecik bir üniversite öğrencisi içeride. Cezaevinde ya cezaevinde. İşte bu güzellik. Sen bir de kedicisindir şu kediye bakar mısın güzelliğine? <laughs> Tatlımın. Şimdi Beyza içerideyse üniversite hocaları bakın ön, üretim yerleri profesörler bir basın açıklaması yapamıyorsa affedersin Ayamaya gitmeyelim. Kusura bakma hiçbir yere de gitmeyelim. Zaten gidemezsiniz. Bilim yapamazsınız. Bilim pro, AKP bilim yapamaz. AKP'nin bilimden anladığı yanlış. AKP'nin uzay programından anladığı da yanlış. Benim tek şeyim şu. Bunlar mümkün demek istiyorum. Yani aklı başında bir yönetimle biz bunlara para da buluruz, kaynak da buluruz. İnsanımız da var. Onları böyle ezip öğütmezsek. Benim söylediğim bu. Ben yoksa ülkem, bu ülke... E Defalarca burada yayında söyledik Ayşenur. Bu ülke e, AKP ve Sayın Erdoğan'ın yanlış politikalarına rağmen kimse bu ülkeyi küçümsemesin. Bu ülkenin çok büyük, e, gerçekten dünyada çok az ülkede olan bir pot birçok potansiyeli var. Biz bunların hepsini yaparız. Yani yapamayız zannetmeyin sayın seyirciler. Türkiye'ye gidemez zannetmeyin. Türkiye bilim yapamaz zannetmeyin. Türkiye bunların hepsini yapar. Küçümsemeyin. Yahu AKP döneminde satılan 60 milyar doları kim yaptı? Söyleyin. Kim halklar? Tabii e, tesisler. ki tesisler. 60 milyar dolar sattı. Bizden önce hiçbir şey yapılmadı diyen AKP o 60 milyar dolarlık satışı bir kenara koyalım. 10 yıl sonra başka iktidar AKP dönemindeki bir şeyi satmaya çalışsa ne satacak? Hiç şey. alacaktım ama unuttum. Bir e, AKP gazeteci Güya bir yayında, televizyonda şöyle diyordu. Bakın AKP'den önce bu bardak yoktu, bardak. Şimdi insanın aklıyla eğer alay ediyorsanız bu başlı başına ayıptır vesairedir. Ha gerçekten inanıyorsanız da bu daha da vahimdir. Bu böyle bir şey olabilir mi? Bardak yokmuş ya. Kaç yılında kuruldu Şişe Cam? 1935. Bu ülkeyi kuranları öyle küçümseme her seferinde aşıda da bunu gördük. Burada diyor bardak yoktu ne demek ya? 1935 yılında şişe cam kurulmuş. Dünyanın dört bir yanına cam ihraç ediyor. Dünyanın en büyük beş cam üreticisinden biri şişe cam. Dalga mı geçiyorsunuz siz bizimle? Hiçbir şeyi açıkta bırakmamış bu ülkeyi kuranlar. Hani bu, o kadar da aklımızda dalga geçer gibi e, İsmet İnönü asker kaçağı demek gibi bir şey. Buna inanan <laughs> seçmen varsa ben artık bir şey demiyorum yani. Evet, bardak yoktu AKP'den önce. Biz testilerden çay içiyorduk, testilerden su içiyorduk. Bahçemizde şeyler vardı, topraktan, çamurdan şeyler üretiyorduk. E, kupalar yapıp onlardan ha, içiyorduk. Bakın, bu pardon, gazeteci değil galiba, e, siyasetçi. Bulmuş, ha, Mahir Ünal, aa tabii canım beyefendi. Mahir Ünal mı bir, demiş bana? Bir e, şey yapsana, oynatsana güven. Benim aklımda yanlış kalmış. Mahir Ünal, meşhur Mahir Ünal. Buyurun sesiyle. Bardak yoktu. Yani bırakın bardağın içindeki suyu, bardak yoktu. Ama şu anda bu bardağı yüzde yetmiş oranında doldurmuşuz. Y Katıldığı bir televizyon programında çiftçinin... Ya artık hakikaten aklımızda dalga geçmenin dibine vurdu bu iş ya bardağın içindeki suyu bırakın bardak yoktu teşekkür ederim bardak yoktu hı hı. avuçla içiyorduk suyu ya da kediler gibi kaptan şimdi. <laughs> <laughs> Bir, e, Bunları konuşuyor olmamız bile aslında biliyor Ülkemizi aşağılama, insanımızı aşağılama. Bunları konuşuyor olmak bile halkımı aşağılama benim. Benim ülkemi aşağılama ya. Hiçbir ülkeyi yönetenler kendi ülkelerini bu kadar aşağılamazlar ya. Hani bu kadarı ayıp artık. Ayıp, sınırı aştınız artık ya. Konuşulması gereken e, konular böyle saçmalıkların arasında kaybolup gidiyor. Ee, anayasa e, yeni Anayasa tartışmasının nedenleri ve layıklık meselesi bu konuları e, bir de bir komünisten dinlemek e, ister misiniz? Bakın sevgili e, Ferit Demir maskeli olan e, artık e, Halk TV ailesinde çok sevdiğim bir gazetecidir Tunçeli'de e, yaşar. Bölge muhabiri olarak, artık bölge temsilcisi olarak Halk TV ailesinde. Çok yakından tanıdığım, çok güvendiğim bir gazetecidir. Karşısındaki de söylemeye gerek yok. Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanı, Komünist Başkan. Şimdi Komünist Başkan'la bir söyleşi yaptı. Onun bir bölümünü ekrana getirmek istiyorum. Oradan bakınca, bakın Komünist Başkan nasıl görüyor meseleleri? Bu anayasanın içeriği nedir, ne değildir bilmiyoruz. Ama biz komünistler şöyle bakıyoruz. Yani özellikle Burcuva anayasalarının tamamı antidemokratiktir. Biz halkın ya da yoksulların, emekçilerin, ezilenlerin gözüyle bakarız. Bu yasaların bunları koruma refleksi nedir? Bunların bu işin içerisinde ne kadar giriyor, ne kadar katlıyorlar? Bizler... Ee, çöplerde to ekmek toplayan kişinin gözüyle bakarız. Bizler fabrikada emek üreten e o değer gözüyle bakarız. Bizler e köyde üretim yapan işçinin, çiftçinin gözüyle bakarız. Biz şöyle bakıyoruz ilk meselesine. İnsanın kendi aklını kendi kullanmasıdır. Yani bir başkasına bağlı kalmadığın aydınlanmadır. Layıklık dogmanın yani inançsal baskının dışında kişinin bilime olan inancıdır. Bilimle e, aydınlanmasıdır. Aynı zamanda da e, gerçekten de e, bu tür işlerin yani bir dinin merkezi e, yönetim biçiminden çıkarılıp o insanın kendi vicdanına bırakılması meselesidir. Aksi takdirde e, layıklık, kelime, layıklık kaldırıldığı andan itibaren işçinin, köylünün, bilim, bilim insanların, e, öğrencinin kendisi gibi düşünmemesi, yani kendi aklıyla düşünmemesi anlamına gelir. Dayatılan, kendisine önüne konanla düşünme tarzına yönelik önelik bir durum olarak görüyoruz. Bu anlamıyla da layıklık muhakkak ama anayasal e, alanda e, bu şekliyle korunması gerektir. Akıl, bilim, aydınlanma budur Türkiye'yi e, geliştirecek e, tabii ki ve insanı e, ileri götürecek olan şey. Ben anayasa değişiklik konusunda şunu söyleyeyim: İktidarın böyle bir niyeti yok. Yapamaz zaten, gücü yok ne mecliste yapabilir? Hatta halk oyuna bile götüremez. Halk oyuna götürürse de diyelim ki gitti artık bir kişinin şahsi ikbali için anayasa değiştirme dönemi bitti. Herkesin gözü açıldı kusura bakmayın sizin şahsi ikbaliniz için anayasa değişikliği bitti geçti buyurun götürün görelim hep beraber ki götüremez muhalefetin desteği olmadan götüremez bunu mahsus yapıyor. Bunu mansuz yapıyor. Germek için, ülkeyi germeye devam etmek Sadece e, için onun için yapıyor. değil, Levent Gültekin'in tespiti çok önemli. E, devletin dini İslam mıdır olabilir mi tartışması başlatmak için. Anayasada ne olursa olsun, layıklık ilkesi falan zaten anayasayı mı? E, zaten Türkiye layık mi şu anda canım? Aynen. Bu e, tartışmanın çıtasını yükselterek devletin dini İslam'dır Meselesini tartışmaya açmak ve buradan kazanılan mevzilerle e, Türkiye'de toplumu e, Anayasa'ya aykırı olsun olmasın bir takım uygulamaları daha ileri götürmek istiyorlar. Bence mesele bu. Evet ve e, bu da artık zaten Anayasa'ya uymak ihtiyari bir şey. Bu ülkede. O hale öyle Tabii söylüyor. ihtiyari bir şey. İsterseniz uyarsınız, isterseniz uymazsınız. Yani Anayasa öyle bir şey. İsterseniz uyarsınız, isterseniz uymazsınız. Uyumamak iktidarın işine geliyorsa sorun yok. Ama iktidarın işine gelmiyorsa o zaman böyle seninki gibi tebligatlar geliverir. verir, gidip postacı kapıyı çalar. postacı kapıyı çalar, polis kapıyı çalar. Ya sabaha karşı şeylerle gelir, e, kapını kırar ve seni alır. Uyumamak iktidarın işine geliyor mu gelmiyor mu meselesinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin layık olduğuna şu anda gerçekten inanan biri var mı aramızda? Var mı? Yani şu uygulamalara bir bakın. Türkiye'nin layık olduğuna inanıyorsanız. Çok kısa bir süremiz kaldı ama şununla bitirelim. Şimdi bizim inanıp inanmamamız belki önemli değil. Tek tek insanların ne düşündüğü de önemli olmayabilir. İktidarın e, objektif tutumu var. Peki muhalefetin Subjektif yaklaşımı, layıklığı savunmak da objektif olarak sence muhalefet Türkiye'de artık layıklığın kalmadığını e, farkına varıp da toplumu uyarıyor mu, uyandırıyor mu sence yeterince kadar? Hayır. Hiç net olarak bunu söyleyeyim. Hayır. Ama muhalefetin bir şeysi var. Muhalefet şu çıkmaza girmek istemiyor. Ben onu da anlıyorum. Şunu yapmak istemiyor. İktidarın tartışmaya çektiği... E, Türk ülkenin gerçek gündeminden yani ayçiçek yağından yani peynir fiyatından gündemin kaymasından da korkuyor. Bunu da bir söyleyeyim. Hı. Bunu da kabul ediyorum. Ama bunu yaparken eee saha genişletmesi lazım. Her cephede savunmamız lazım. Yani hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır durumu. Hiçbir gediği boş bırakmaması lazım bu ülkeye sahip çıkan ve inananların. Bunlara izin vermemesi lazım. Yoksa iktidar gündemi değiştirmek istiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün bunlar ondan. Neden bu anayasa meselesi tekrar tekrar böyle bu şekillerde gündeme geliyor, bütün bunlar oluyor dersen şundan Ayşenur iktidarın ekonomiyi düzeltme ihtimali yok. Sıfır. Bak bir daha söylüyorum. AKP'nin önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisini düzeltme, milli geliri yükseltme, yoksulluğu azaltma, refahı artırma ihtimali yüzde bir değildir. Yüzde sıfır iki de değildir. Sıfırdır. Böyle bir olasılık yok. Ne insan kaynağı olarak, ne niyet olarak, ne kapasite olarak. Böyle bir şey kalmadı. Yok. Bitti. Açık söyleyeyim, boş küme, hani 0 kim buldu hikayesi. Söyleyeyim, boş küme. Yeliz Bey'le bunu yapamazsınız. Bir de bana e, şüpheli muamelesi yapıyorsunuz ya. Yok ben kabul ediyorum Şuraya ama bakmayayım. sen etmiyorsun. Ben <laughs> terörist, vatan haini olduğumu kabul ediyorum. Evet, Türkiye'nin geleceğini düşünmeyenler için ben vatan hainiyim. Nazım kusura bakmayın. Ben gibi. şahsi Öyle. Evet ben Öyle. Şah, kimsenin şahsi Bu arada bu muhalefette dahil olmak üzere Babam olsa Türkiye'nin bulunduğu nokta şey nur, Kimseye anlayış gösteremeyiz Uçurum noktasında Türkiye Bu noktada artık ben O üzülür bu bilmem ne yap Babam olsa gözünün yaşına bakacak durumda değilim Kusura bakmayın Hiç kimsenin Böyle bitirelim mi haftayı ee, Biraz sonra Can Coşkun Canlı bağlantılarla mega kent, İstanbul'un mega sorunu haline gelmesi muhtemel. Kar yağışını ekrana taşıyacak haber masasında. Kendinize dikkat edin. Zaten iki gün sokağa çıkma yasağı var. Sonra bakalım durumlar ne olacak kar yağışı. Üşütmeyin, üşümeyin. Kendinize dikkat edin. Çok teşekkür ediyorum sevgili Emin Çapa. Kedilerinle sana da güzel bir hafta sonu olsun. Hepinize efendim. पुष्ट